Selamlar. Bu Cuma akşamını madem bizimle geçirmeye karar verdiğiniz haftanın kapanışı ile ilgili her şeyi bugün anlatacağız, öğreneceksiniz ee, diyelim. Çağlar Toros'la birlikteyiz. İnfoator'un YouTube kanalındasınız. Ben Mine Uzun. Merhaba Çağlar. Merhabalar Mine Hanım. İyi yayınlar. Çok sağ sağlıcak. Te teşekkür ediyorum. Şimdi e, haftayı nasıl kapattık? Aslında e, bence bayram tatilinden önceki son gün sayılır Yani pazartesi e, ve salı olmak üzere bir buçuk gün açık olacağız ama yine de böyle sanki e, o rehavet, tatil havası, bayram şenliği başlamış gibi görünüyor. Bugün trafikten de anladığım oydu açıkçası. Pek çok kişi e, o bayram trafiğine karışmamak üzere sanıyorum şimdiden yola çıkmışlar. Ama şimdiden çıkanlar böyle bir hayal kırıklığı içerisinde e, araba kullanıyorlar. Gördüklerim öyleydi böyle. Böyle bakıyorlar etrafa. etrafa. Hmm, i̇yi oldu bugünden çıktığımız hanım falan şeklinde e, pek de iyi olmamış görünüyordu. Ama piyasa tarafını biraz konuşalım. Piyasayı nasıl kapattık? E, gün içerisinde ciddi bir yukarı yönlü hareket vardı. Ardından aldıklarını veren bir piyasayı e, gördük. Keza aynı şey döviz tarafında da çok güçlü açılan bir döviz tarafı vardı. Orası da e, bir parça gevşeyerek en azından e, aşağı yönlü bir harekete e, geldi. Sonrasında ne oldu diye baktığımızda yeniden piyasa o ilk açıldı. Coşkulu seviyelere neredeyse yüzde üçlere kadar bir e, ayrışmaya kadar e, gitti. 0.80'ler civarında dolarda bir artış gördük. 0.14 kadar da euroda bir artış gördük. Piyasanın kapandığı saatler itibariyle hemen hemen. Ne gördün, ne anladın piyasadan nasıl değerlendiriyorsun? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Levent'te inanılmaz derecede bir trafik var ve biraz önce sizle yayına girmeden önce ofisin camından bir bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Öyle böyle bir trafik var. Dediğiniz gibi herhalde bugünden insanlar zaten çıkmaya başladı ve e, çıkan bin pişman herhalde bunu söyleyebilirim. Piyasa ile alakalı konuşacak olursak Evet Borsa İstanbul Bistüz Endeksi haftanın ilk 3 işlem gününde aslında baskılandı diyebiliriz. Tabi bunların da sebepleri var. Neden baskılandı? Şöyle ki bayram tatiline giriyoruz ve burada bayram tatili riskinin alınmaması algısı diğer taraftan T2 bakiyesinin düzeltilmesi amacıyla yapılan satışlar ki T2 bakiyesinin düzeltilmesi amacıyla yapılan satışların ana nedeni kredi ve temerrüt faizlerinin uzaması aslında bayram günlerine de denk gelmesi çünkü bugünün takası önümüzdeki hafta perşembe önümüzdeki hafta pazartesi gününe kalacak. Diğer taraftan pazartesi ve salı gününün takası ise ee, 4 Temmuz salı gününe kalacak. Yani satış yapılması için zaten satılması gereken son gün perşembeydi. O yüzden pazartesi, salı ve çarşamba günleri Borsa İstanbul tarafında haber akışlarında çok önemli bir şey olmamasına rağmen genele yayılan bir satış baskısıyla haftaya başladık diyebilirim ilk yarı itibariyle. Haftanın ilk yarısı itibariyle. Geçtiğimiz hafta biraz daha kar realizasyonlarına şahit olmuştuk endeks tarafında ve bu haftada Geçen haftadan başlayıp geçtiğimiz işlem gününe kadar 7 gün üst üste negatif kapatan bir Borsa İstanbul tarafı var. Şimdi geçtiğimiz hafta bir gap kapanmıştı. 6-7 Haziran tarihleri arasında oluşan gap'in kapandığını gördük. Dün itibariyle de Haziran ayı başında oluşan gap kapandı teknik anlamda baktığımız zaman. Şimdi buradaki gap'lerin kapanması da Borsa İstanbul'un Orta vadede daha sağlam adımlarla yukarı yönlü gidebilmesi açısından bizim için önemli, sağlıklı bir düzeltme hareketi olarak bunu adlandırabiliriz. Peki dün ne oldu? Sizin de e, gayet iyi bildiğiniz üzere ve muhteşem yayın yapmanız üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklandı. E, şöyle bir şey var. Piyasa için sürpriz oldu ama ne sizin için ne benim için sürpriz olmadı çünkü geçtiğimiz hafta gerek YouTube yayınında gerekse de Space yayınında bir gün önce bizim beklentimizin %15 olduğunu dile getirmiştik. Bunun tabii ki bazı nedenleri vardı. Çünkü bana soracak olursanız buradaki yani %30, %40'lık yabancı kurumların beklediği beklentiler bana anlık konjektürde çok fazla rasyonel gelmiyordu. evet, Sayın Şimşek'in rasyonellik açıklamaları vardı. Bu zaten piyasalarıza yukarı yönlü tetikledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı değişikliği de Ortodoks politikanın olabileceğinin bize sinyallerini vermişti. Fakat geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bazı cümleler vardı. Hala yüksek faiz ortamından rahatsız olduğunu dile getirmişti. O yüzden burada ben ne çok ortodoks ne de çok heterodoks politikanın olma ihtimalini ee, olmayacağını düşünüyordum. Yani orta yolun bulunabileceği bir faiz kararını bekliyordum ve kademeli faiz artışlarıyla aslında yıl sonuna kadar bir yukarı yönlü seyir bekliyordum ve nitekim de e, zaten beklentilerimize paralel gerçekleşti. Tabii e, burada bizim beklentilerimize paralel olmasıyla birlikte bankacılık sektöründe bir satış baskısı hissettik. Çünkü ortodoks politikaya geçiş sürecinin algısı bile bankacılık tarafının yukarı yönlü seyrin hızlanmasına sebebiyet vermişti. Şimdi normal şartlar altında belki faiz artırım döngüsüne girilmesi ve büyümeyi kısıtlayacak bir unsur ol olacağından kaynaklı olarak riskli varlıklardan çıkışların hızlanması beklenebilir. Para çıkışlarının hızlanması beklenebilir. Ama bizde bu durumun olumlu algılanmasının ana sebebi rasyonalite çerçevesinde bu adımın olacak olması. Çünkü geçen senede bu kadar yüksek enflasyonda faiz artırımı beklerken biz faiz indirim döngüsüne girmiştik büyüme odaklı strateji çerçevesinde. Burada aslında rasyonellik ilkesine dayalı atılan adımlar ya da sözlü yönlendirmelerden kaynaklı olarak yapılan bu adımın faiz artırım adımının olumlu karşılanacak olması piyasayı tetikledi. Evet, kur tarafı da aslında buradan TL bazında bakacak olursak negatif etkilendi. Çünkü beklentilere paralel ya da beklentilerin üstünde gelebilecek bir Politika faiz kararı ile birlikte ben biraz daha kurun e, yatay bantta ilerleyeceğini düşünen taraftaydım. Ve bizim beklentimize paralel gelirse sert bir yukarı yönlü seyir beklentim vardı. Ve nitekim de e, sert bir yukarı yönlü seyir oldu. Dün itibariyle %5'e e yakın bir Türk lirası tarafında değer kaybı gördük. Ve bu Türk lirası tarafındaki değer kaybı ile birlikte dolar tl'nin yukarı yönlü seyri ihracatı yüksek satışları dövize endeksli, kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen ve döviz fazlası olan şirketleri ön plana çıkardı. Bu hikayeyi, benzer hikayeyi biz 2021 yılının Aralık ayında da gördük kurun 18-36'lı seviyelere çıktığı dönemde. Geçtiğimiz haftada 19'lu seviyelerden yani bu 24'lü seviyelere kadar olan süreçte 19 demeyeyim ama 20'li süreçlerden sonra seçim sürecinden sonra 20'den 23'e kadar ki o hızlı döngüde de biz benzer şirket gruplarının gittiğini gördük ve bugün de e, benzer şirket gruplarının yukarı yönlü seyrini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Evet belki endeks tarafında bir kar realizasyonları gün içerisinde oldu. E, nasıl söyleyeyim bir volatilite oldu. Bu biraz daha bence bayram tatili e, riskinden dolayı hacimler tarafı düşün etkisi diyebilirim ama merkez kararı ile birlikte zaten Borsa İstanbul BIST endeks tarafında kur hareketiyle birlikte de yönlü seyre şahit olduğumuzu söyleyebilirim. Peki şimdi e, Osman bizim için çok güzel bir anket hazırladı. Daha doğrusu Hayır. izleyicilerimiz için, yatırımcılarımız için güzel bir anket hazırladı. Ankette ilk oyu sen kullan. Evet, kullanalım. Anket, anket diyor ki, e, bayramdan sonra piyasa sizce ne olur? A Mineyi çok seviyorum. B Mineyi aşırı aşırı seviyorum. C Aa, soru o değil dedim pardon A. Bayramdan sonra piyasa yükselir B. Bayramdan sonra piyasa düşer C. Fikrim yok ee, A. Bini Hanım'ı çok seviyorum <laughs> İşte tam olarak doğru cevap bu <laughs> ya ben piyasanın açıkçası orta vadede yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini düşünüyorum tabi bunun e, bazı sebepleri var e, ve burada özellikle temel ve teknik açıdan değerlemelerin artık ön plana çıkacağı bir yıl olmasından kaynaklı olarak ben bu yıl içerisinde Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini düşünüyorum. Bugün de Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Bankalar Birliği'nde bankalar birliği ile bir toplantısı gerçekleşti. Bankalar Genel Müdürlüğü ile piyasa dostu açıklamalar gördük aslında burada bu piyasa dostu açıklamaların nasıl söyleyelim hani artık isimlerden ziyade atılacak adımlar önemli diyoruz ya biraz daha hani lafa değil icraata bakacağız gibisinden bir söz kullanayım. Bu sözlerin arkasında icraatlerin de yavaş yavaş olmaya başlayacağının sinyallerinin verilmesini borsa tarafı olumlu karşıladı ve ben bayramdan sonra Borsa İstanbul tarafının olumlu e, olacağını düşünen e, taraftayım diyebilirim.